Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. İstiyase nedir? Faruk Beşer İstiyase kelime anlamıyla imdat dileme demektir. Kökü de yardım ve imdat anlamında lavstır. Bir insanın diğerine yardım etmesi gündelik hayatta olduğu gibi ya maddi ve tabi olur ya da manevi ve ilahi bir güçle olduğu düşünülür. Böyle manevi imdat etme gücüne sahip olduğu varsayılan kimselere de Lafs denir. İstiyane kelimesi de buna yakın anlamdadır. Her ikisi de birbiri yerine kullanılabilir ama istiyasede daha çok manevi bir güçten imdat dileme, istiyanede ise her türlü yardım dileme anlamı vardır hayattaki birisine gücü dahilindeki bir iş için efendim sizden istiyase ediyoruz ya da sizden istiyane ediyoruz, bize imdat edin denebilir. Mesela Hz. Musa şehirde kavga eden iki kişi görmüş. Bunlardan biri ondan istiyase etmiş. Yani bana yardım et demişti. Kıyamet günü de güneş insanların beynine yaklaştığı bir anda Hazreti Adem'den başlayarak peygamberlerden istiyase edecekler. İstihasenin bu sözlük anlamında kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bizim istihaseyle kastettiğimiz meselemiz de şudur. Bir mümin sıkıştığında gerek peygamberden, gerek Allah'ın başka bir veli kulundan yetiş ya da imdat eyle ey fulan diye yardım dilinebilir. O da buna karşılık verebilir mi? Bunu anlayabilmek için şöyle bir giriş yapmamız gerekir. Mesele akli, içtihadi bir mesele değil. İmanla alakalı bir meseledir. Yani bunun meşru olup olmadığını biz akılla bulamayız. Varsa şerri delillerine bakarak inanırız ya da inanmayız. Böyle meselelerde inanmak gerekir denilebilmesi için onun sübutu ve delaleti kat'i haberlerle gelmiş olması gerekir. Yani öyle olduğunu söyleyen haber hem mütevatir olmalı hem de ne dediği tartışılmaz düzeyde açık olmalıdır ki ona öylece iman edilmesi gerekli olmuş olsun.'' Haber mütevatir değil ama en azından sahihse ona da inanılır ama inanmamak küfür olmaz. Belki cehalet olabilir. Kabir azabı böyledir. Haber sahih de değilse, inanmamak hiçbir şey gerektirmez. Çok zayıfsa ve delaleti yani ne demek istediği açık değilse ona inanılması zaten doğru olmaz. Bir de sahih bir habere zıtsa inanmak bidat, dalalet hatta şirk olabilir. Bu ölçülere itirazı olan bir İslam alimi olamaz.'' Şimdi istiyazenin dindeki yerine gelelim. Yani bir mümin ölmüş olan ya da yanında bulunmaya veli bir kuldan istiyaze edebilir mi? Hulâtı Sufiyyeden bazıları bunun olabileceğini söylerler ve delil sandıkları söylentileri tutunurlar. Hulâtı Sufiyyeden kastımız kendi ürettikleri delilleri kitabın ve sünnetin önüne geçiren, bunları onlardan daha önemli gören Sufilerdir. Onlar meseleyi meşrulaştırmak için, Efendim kendisiyle nasıl istiyase edilen yani yardımı dilenen tabii ki Allah'tır. Biz filancadan istediğimizde ona bunu Allah'tan isteyecektir. Veren yine Allah'tır derler. Onlara Allah size küskün müdür ya da siz Allah'a küskün müsünüz ki doğrudan ondan istemiyorsunuz? Allah kendisinden başkasından istenmesine razı olur mu? diye sorulsa verecekleri cevap anlamsızdır. Kısaca böyle bir istiyasenin caiz olduğunu söyleyenlerin sübutu ve delaleti kati hiçbir delilleri olmadığı gibi sahih, hasen hatta zayıf derecesinde açık şer'i bir delilleri de yoktur. Eğer onların söylediklerinin aksine bunun hiç olmayacağını gösteren deliller olmasaydı böyle bir delil yoktur ama biz şansımızı deneriz denebilirdi. Oysa bunun olmayacağını söyleyen sübutu ve delaleti kati onlarca nas vardır.'' Şimdi önce buna olur diyenlerin tutundukları delilleri görelim. Delil zannettikleri şey şu iki sözdür. Beyhaki'nin Şuabul İman'da İbni Abbas'ın sözü olarak naklettiği hadis. Allah'ın yeryüzünde hafaza meleklerinden başka da melekleri vardır. Onlar bir yaprağın düşüşünü bile yazarlar. Birinize yolda bir aksaklık gelirse ve yardım alacak arkadaşı da yoksa, ''Ey Allah'ın kulları, bize yardım edin.'' desin, ona yardım ederler.'' Bu sözün Ebu Yağla'daki rivayetinde birinizin hayvanı çölde kaybolursa ifadesi vardır. Buna istiyaseye delil sayarlar. Oysa önce böyle bir söz imani bir meselede delil olmaz çünkü. Sahih değildir ve bu sebeple kötü bir siddenin hiçbiri bunu almamıştır. Şahitleriyle ancak hasen derecesine çıkabilecek mevkuf bir sözdür. Resulullah'ın hadisi değildir. Var olduğunu kabul etsek bile burada yardım istenenler ölmüş gitmiş insanlar değil, etrafımızdaki meleklerdir. Bizim sesimizi onlara duyurmamız mümkündür. Dolayısıyla bu haber iddialarına bir delil olamaz. Bunun dışında zikrettikleri deliller usuldeki delalet yollarının hiçbiriyle böyle bir anlamın çıkarılabilmesine zaten müsait değildir. Ya aksi deliller? Göreceğiz. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.